çıkmış gibi hissettiğiniz insanlar olur. Metin Hoca da birçok insan için böyle hissettiği bir ne yazık ki kayıp. Yani böyle hissettiğinizi biliyorum. Yani kendi evinizden çıkmış gibi çok sevdiğiniz, çok çok yakın olduğunuz birini kaybetmiş hissini hepiniz yaşamışsınızdır. Gerçekten çok erken kayıplardan biriydi. Zekasıyla hiciv çok zordur. Mizahıyla bunu yapabilmiş. Türkiye'ye bambaşka bir pencere açmış bir isimdir ve çok erken kaybettik. Geçtiğimiz yıl, bir yıl oldu onu kaybedeli. Ya kahkahası da herkesin gerçekten kulaklarındadır. Ya söylenecek o kadar çok şey var ki onun için. Ama bugün söyleyeceğimiz başka şeyler var. Onun için hepinize emanet bırakacağımız. Barış. Saygıyla anıyorum kendisini. Şey çok önemli ya. Zor zamanlarda nasıl bir sınav verdiğin çok değerli bir şey. Zor zamanların insanıydı Metin Hoca. Zor zamanlarda doğru yerde durdu ve dik durdu. Ben bugün kardeşiyle konuştum. Mehtap Hanım'la konuştum. Mehtap Hanım aslında hepimizin kulağına küpe olması gereken bir şeyi hatırlattı. Aslında birçok olguyu hatırlattı. Metin Hoca'nın ölümü 3 Kasım 2023'teki bir kaza sonrası başlayan bir süreç biliyorsunuz. Ama o kaza nasıl oluyor? Metin Hoca arabayı kullanırken bir hızlı bir felç geçiriyor ve refüje çarparak duruyor araç. Sonrası zaten yaklaşık 2 hafta sonra da biz Metin Hoca'yı kaybediyoruz. Kayıtlara şöyle geçiyor bu ölüm. İki şah damarının birinin %100, diğerinin ise %99 tıkalı olması. Yani iki şah damarından birisi %100, birisi diğeri de %99 tıkalı. Bundan dolayı felç oluyor vesaire. Şimdi Metin Hoca'nın kardeşi Mehtap Hanım diyor ki, ya arkadaş diyor. Metin diyor, koroner arter hastasıydı diyor. Stent vardı diyor kalbinde diyor. Şimdi ben diyor, Metin öldükten sonra diyor, doktorlarla, profesörlerle konuştum. Ya Metin'in, düzenli olarak doktora giden Metin'in, düzenli olarak sağlık kontrolü yapan Metin'in, ben e-nabız dosyasını da indirdim diyor. Nerelere gitmiş, ne tetkikler yapmış vesaire. Ve benim konuştuğum bütün doktorlar şunu söylüyor. Ya diyor ki, kalp damarlarında stent olan birisinin, yani Metin Hoca'nın, zaten bu biliniyor, mutlaka ama mutlaka şah damarlarının da düzenli olarak değerlendirilmesi gerekiyormuş. Bu işin rutiniymiş. Anlatabiliyor muyum? Ancak Metin'e bunu yapmamışlar. Onu düzenli olarak tetkik eden doktorlar kalbinde stent olan Metin Hoca'nın şah damarlarını kontrol etmemişler arkadaşlar. Ve Metin bunun farkında olmayarak ölüme doğru koşmuş. Halbuki doktorlar görevini yapsa, o kalp testent olan Metin'in şah damarlarını da kontrol etse zaten tıkanıklı görecekler ve tedavi edecekler. Bu işin başka bir yönü. Öyle bir şey ki kardeşi Mehtap Hanım geçmiş raporları vesaire bakıyor ve 2017'de, yani bundan 7 yıl önce Bodrum'da Metin Hoca yine bir rahatsızlık geçiriyor. Bir özel hastaneye gidiyor. Tetkikler vesaire filan falan yapılıyor. Bir rapor hazırlanacak o tetkikler sonucunda. Ama o raporu da sonucunu görmeden başka bir rahatsızlık için İstanbul'a gidiyor. Ve o rapor uçuyor gidiyor. En azından Metin Hoca'nın zihninde. Ama devletin e-nabız sistemine giriyor o rapor. Ve o raporda ne var biliyor musunuz? Şah damarları tıkalı, acilen değerlendirme yapılması gerekiyor. Tarih? 2017. Metin Hoca unutuyor. Çünkü o bağırsağıyla ilgili başka bir sorun. Onun sağlık, onun meseleleriyle ilgileniyor vesaire. Ama ölümünden 6 yıl önce aslında bir doktor raporu var. Ve Metin Hoca onu hiç görmemiş. Ama e-nabız sistemine yüklenmiş. Ve orada doktorlar şah damarları... Doktorlar da mı görmemiş? Tam oradayım zaten. E-nabız niye var abi?
E-nabız niye var? Siz bir doktora gidersiniz. Sizin bir geçmişinize bakarlar. Sen daha önce ne yapmışsın, ne etmişsin. Her şey görünür değil mi? Metin Hoca'nın kardeşi de diyor ki, ya arkadaş diyor. Metin bu raporun sonucunu almamış bu özel hastaneden. Ama E-nabız sisteminde var. Siz zaten kalbine stent olan adamın şah damarlarına bakmamışsınız. Yani burada zaten ihmalleriniz var ey doktorlar. Ama E-nabız sisteminde ya o rapor var. Ve o rapor diyor ki, ey Metin Hoca, senin şah damarların tıkalı, acilen onların tedavi edilmesi gerekiyor diye 6 yıl önceden bir rapor var. Metin Hoca'nın haberi yok bu raporda. Doktorları bakıp bakma zahmetinde bile bulunmamış. Ya büyük bir koordinasyon sorunu, büyük bir ihmal aslında. Ve Metin Hoca haberi olmadan, hakkında rapor olmasına rağmen 6 yıl boyunca o tıkalı şah damarlarla büyüyor, büyüyor. 55 tıkanıklık varmış, 100'e çıkmış 6 yıl içinde. Ve birden işte 3 Kasım 2023 günü araba sürerken sonu gelmiş. Yani şimdi şunu ekleyeyim, nefes alabil. Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Hanım'la konuştuğumda tam da gerçekten yani Metin Uca'nın kardeşi söyleyebilirdi bu sözleri. Dedik yani biz en sevdiğimiz insanı kaybettik. Ama kimse sevdiğini böyle kaybetmesin. O yüzden anlatılsın, duyulsun istiyoruz. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Yani o nedenle sizinle bunu paylaşmak istedik. Yani bu kontrollerin, bu ihmalin bilinmesi lazım. Siz de hayatlarınızda buna dönüp bakabilin. Bununla ilgili bir farkındalık oluşsun istedi Mehtap Hanım da. Yani biz kardeşimizi kaybettik ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ama hiç kimse sevdiğini böyle kaybetmez. Evet, bakın yani tırnak içi ifadelerini söyleyeyim. Diyor ki Mehtap Hanım, Metin Hoca'nın kardeşi. Ya bu ihmaller zincirli başka insanda tekrarlamasın. Diyor ki, ya check-up yapardı diyor ki. Metin her yıl check-up yapardı. Gerçekten sağlığına çok dikkat ederdi. Ama check-up'ta bunlar çıkmıyordu. Mesela şey diyor, bizim diyor artık diyor tıp biliminin, tıp sisteminin, Türkiye'deki sağlık sisteminin koordineli çalışması için elimizden geleni yapalım. Check-up'a bu tip meseleleri koyalım, mecburi bırakalım. Yani çok basit ihmaller zincirinden aslında Metin Hoca yaşayabilecekken sırf bu ihmallerden dolayı biz bugün Metin Hoca'yı anmak zorunda kalıyoruz. Kayda geçsin diye ben bunu, Sağlık Bakanlığı dikkat etsin diye, Sağlık Bakanlığı bu ihmalleri üzerine gitsin diye açıkçası yapıyorum. Yoksa hani derdim Metin Hoca'yı geri getiremeyeceğimi biliyorum artık diyor. Ben abimi geri getiremeyeceğimi biliyorum ama diyor Metin Hoca'yı sevenlerin, Metin Hoca'yı bir şekilde gönülden bağlı olan insanların aynı ihmaller zincirinin kurbanı olmasın diye kayda geçsin aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na lütfen artık bu koordineyi sağlayın. Bir doktorun yaptığını başka bir doktor bilebilsin ve böyle basit nedenlerden dolayı insanlarımızı kaybetmeyelim diyerek bizim aracılığımızla sesini duyurmak istedi. Hem ilgilileri bu konuda uyarmış evet. olalım ama aynı zamanda da bizi izleyen herkesin size uyarmış olalım. Bütün sevdikleri için uyarmış olalım. Evet. Keşke Metin Hoca'yı gerçekten anmak zorunda kalmasaydık bu masada. Bu konuda söylemek istediğiniz Metin Hoca'yla ilgili. Metin Hoca'nın neşesi, onun coşkusu, hayat zekası, zekası, mizahı. Yani böyle bir insan hayatına girdiği anda o hayatı böyle ışıl ışıl parlatan biriydi. Yani özlüyoruz kendisini gerçekten. Yani hala böyle insan yani şey nasıl alışamıyor. Gerçekten alışamıyor bazı şeylere. Ve böyle bir ihmal zinciri sonucunda hayatı kaybetmesi de gerçekten çok çok acı hepimiz için. Bir de şey çok kıymetli bir şey. Onu da söyleyelim. Hani bu üzülerek söylüyoruz ama insanın kendi kurduğu bütün hani hayat bir anlamda kendi heykeliniz, ona hiç ihanet etmeden yaşamak son güne kadar çok kıymetli bir şey. Yani hep bedel ödeyerek yaşadı ama hiçbir zaman da ne kendisine ne ona güvenen insanlara ne izleyenlere ihanet etmedi. Bu o kadar kıymetli bir şey ki.